Yani orada EMBA termik santrali kurulurken yanında su gözü termik santrali yok. Karşıda Atlas Enerji termik santrali yokmuş gibi hesaplamalar yapılıyor. Bu termik santraller ÇED onayı almak için kendi mobil istasyonlarıyla ölçüm yaptırdıklarında oradaki çıkan değerler de esna kirliliği gösteriyor. Buna rağmen bu ÇED raporları onaylanabiliyor. Yani toplam kümülatif etkiyi hesapladığınızda zaten bir ölçüm yaptığınız limit değerdeyse bunun üstüne nasıl bir şey daha ki bir termik santral dahi buna mikron dahi bir olsa birim dahi ise ek yapacak. Yumurtalık bölgesinde ve Ceyhan'da 2007'lerden 2008'lerden itibaren kanser vakalarının çok arttığına ben şahit oldum. Ya abim benim kanserden gitti. Akciğer kanserinden gitti. Hani çoğu arkadaşında eşi hani abilerimiz hep kanserden gitti. İşte biri abim, Mehmet Küçük var. O da kooperatif üyesiydi. Abisi de balıkçıydı. Abisi de rahatsızlandı. Şu an balıkçılığı da bıraktı. Ve biz EMBA termik santrali davasında Türkiye'de ilk defa halk sağlığı uzmanı bilgisayar vasıtasıyla kanser istatistiklerini tespit ettirdik. 2002 yılından bu yana çünkü su gözü termik santrali çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi istatistiklerine göre 2009 yılında bir yılda 5 kanser vakası tespit edilmiş, 2010'da 7'ye çıkmış, 10, 12, 19, 44, 60 olmuş. 2009'da 5 kanser vakası varmış, 4 kanser çeşidi varmış, 2014'te 60 kanser vakası olmuş, sırasıyla yükselmiş ve 14 kanser çeşidine yükselmiş. Nüfus azalmış, kanser oranı artmış. Şu anda bize net diyor bu Dünya Sağlık Örgütü. Partiküler madde PM10 ve PM2.5'tan kirli bir hava solursanız, akciğer kanseri olma riskiniz var, mesane kanseri olma riskiniz var, akciğer hastalıklarına astım, bronş gibi yakalanma riskiniz var. Dolayısıyla bunu bizim acaba bize de olur mu diye test etme diye bir lüksümüz yok, böyle bir şey yok. Çünkü bu bunu yapıyor.